Sedat Peker hakkında yakalama kararı. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkardı. Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar ülke gündemini sarsarken yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Dubai'de olduğu bilinen Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkardı. Ayrıca haber ajanslarının Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından edindiği bilgiye göre Sedat Peker'e DHKPC tehdidi bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ'nün izi tespit edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklama da şöyle denildi. Ankara, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021 1993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021 6114 değişik iş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir. Getirip yargıya teslim edeceğiz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız açıklaması yapmıştı. Kuzu kuzu cezaevine girecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Sedat Peker'in adalet önünde hesap vereceğine vurgu yaparak, bu suç örgütü lideri Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dileyecek, adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek, cezasını çekecek ifadelerini kullanmıştı.